Mutlu akşamlar. Takvimler Eylül ayının 18'ini gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronadaki vaka sayılarının artmasıyla ilgili halkımız yaptığımız uyarılara dikkat etmedi. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili yılbaşından sonra bazı olumlu sinyallerin olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cuma çıkışı açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı gündeminde Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artış göstermesi yer aldı. Her şeyden önce bu süreç başladığında bildiğiniz gibi sürekli uyarılarımız oldu, sürekli ikazlarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Ve dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde bu vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. İşi tekrar sıkmak durumundayız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirlerin arttırılacağını söyledi. Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda ve bizler de özellikle gerek toplu taşım araçlarında olsun, gerek düğün, nikah, bu tür restoran vesaire buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik ve İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi ve yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz dedi. Yani arkadaşlar aşı çalışmalarımız yani sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör bu konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, bunun yanında Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu çalışmalara devam ediyorlar. Ve yani yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Ve bu firmalarımızla da yaptığımız görüşmelerde onlar da bizlere olumlu bazı işaretler veriyorlar. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. 17 Eylül Perşembe gününün verilerine göre 66 kişi hayatını kaybederken 1648 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'nin günlük koronavirüsü tablosu açıklandı. Yapılan 109.985 testle birlikte toplam test sayısı 8.965.165'e ulaştı. Son 24 saatte 1648 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 298.039'a çıktı. 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7.315'e yükseldi. 1143 hastanın iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 263.745'e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatüre oranı %7,1, ağır hasta sayısı da 1372 oldu. Güncel koronavirüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere hep birlikte uyulması durumunda başarılı olunacağının altını çizdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.
Giresun'daki sel felaketinde zarar gören Doğan, kendi ilçesinde yaşayan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Giresun'daki sel felaketinde zarar gören Doğan, kendi ilçesinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını tamamlayan esnaf yeniden faaliyete başladı. Sel felaketi sonrası yıkım kararı alınan binalarda ise vatandaşlar ve iş yeri sahipleri eşyalarını boşaltmaya başladı. Bölgedeki esnaf için geçici dükkanlar hazırlanıyor. İlçede yıkım kararı olan birçok kamu binasının da yıkımları gerçekleştirildi. Toprak kayması ve göçük meydana gelen mahalle ve köy yollarında ise çalışmalar devam ediyor. Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçenin 22 Ağustos gecesi yaşadığı sel felaketini değerlendirdi. Bu sel felaketinin ciddiyetinin ve vahametinin ne kadar büyük olduğunu köylerde ve mahallelerimizde görmüş olduk. Başkan Özden, ilçede yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 14 tane binamızın Çevre Şehircilik Bakanlığı kanalıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınarak Sayın Bakanımızın talimatıyla yıkılmasına karar verildi. İşte bunun yanında da yeni bir yerleşim yeri, yeni bir çarşı, yeni bir aks oluşturmak için de bir kamulaştırma yapıldı Çevre Şehircilik Bakanlığı kanalıyla. Soba ve soba malzemeleri satışı yapan iş yeri taşkın nedeniyle zarar gören Muzaffer Patansa zor bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Yaşadığımız zor bir dönemdi. Hamdolsun toparlamaya başladık, işlerimizi biraz düzene aldık. İnşallah düzelecek. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, bir çikolata fabrikasının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı helal değil paylaşımına tepki gösterdi. Şahin, bizim ürünlerimiz onlarınkinden daha mükemmel ve hijyenik, milli ürün kullanalım ifadelerinde bulundu. Gencinden yaşlısına her kesime hitap eden lezzet çikolata. Ordu'da çikolata üzerine birçok fabrikanın ihracat ve ithalat yapması kent önemli bir konuma getiriyor. Fabrikalar halkın güvenle tüketim yapılabilmesi için A'dan Z'ye gerekli tüm belge ve donanımlara sahip. Bu kapsamda sıkı denetimler de yapılıyor. Alınan belgeler arasında helal belgesi de bulunuyor ve Türkiye'de özellikle gıda sektöründe bu belge oldukça önem arz ediyor. Bir çikolata fabrikası sosyal medya hesabından "No they are not halal" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Müslümanlar ve diğer Müslüman ülkelerinde tepkilere yol açtı. Bir tepki de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'den geldi. Kalite olarak baksan belki bizim ürünlerimiz daha da kaliteli. İşte ne yazık ki Türkiye'deki en büyük ihracatçı hem de ithalatçı geçinen, Türkiye fındığının %50'sine yakını satın alan bir firmana yani böyle inanç ayrımı yapması hoş bir şey değil. Zaten biz haram helal ayıracak bir milletiz. Eğitimimiz gayet iyi. Biz haram nedir, helal nedir inançlarımız gereği biliyoruz zaten. Ama isteyen ayrı, isteyen ayırmaz. İşte biz Türkiye dünya standartlarında bir ülke var. İsteyen haram kullanır, isteyen helal kullanır. Böyle ayrım yapmıyoruz ama nedense Türkiye'de olan bir firması olan en büyük ihracatçı ve ayrıca ithalatçı geçinen bir firma böyle ayrım yapması yakıştıramadım. Kocaman bir firma bu helal, bu haram diye böyle konuşması, ayrım yapması sanki isterseniz alın, isterseniz almayın. Müslüman ülkelere dalga geçer gibi. Siz isterseniz alın, isterseniz Müslümanlar almayın. Ben helal gıda üretmiyorum ve Türkiye'de ürettiği halde. Şahin, çikolata yapımında dünyanın en iyisiyiz ifadelerinde bulundu. Yani Avrupa çapında tesisler var bunlar. Yani çok hijyenik şartlarda mükemmel. Zaten fındık oranı %70'lik, %70'lik, %60'lık, %60'lık. Kullanılan malzemeler ilaç prospektüsünde olduğu gibi gramına, miligramına kadar ayrıntı olarak belirtilen bir ayrıntı olarak makine, yani el değmeden üretilen ürünlerimiz var. Yani çikolata ve çikolata kurumunda belki dünyanın en iyisiyiz. Başkan Şahin, vatandaşa yerli ve milli ürün tercih etmelerini öneriyor.
ben firmayı protesto ediyorum. Bundan sonra ürünlerimizi yerli üretim, milli üretim, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında üretilmiş bir ürün olmasından yanayım. Yani ürün alırken bilhassa yiyecek ürünü, giyecek ürünü, yerli ve milli olanları tercih etmeyi öneriyorum. Ya yani ben bir Türk Ticaret ve Sanayi Başkanı olarak, bir Serveş Şahin olarak veya bir Türk vatandaşı olarak yerli ve milliden yanayım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da devamlı yerli ve milli olan tercih edin diyor. Ya yani bizim ürünlerimiz şu an İHA'larımız dünyanın en iyisi belki. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz, aylardır iş yapamayan okul servislerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni eğitim dönemi takvimi Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştı. Buna göre 31 Ağustos'ta online olarak telafi eğitimine başlanmış, yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'de başlayacaktı. Bu karar en çok da aylardır kapalı okullar nedeniyle iş yapamayan servisçileri etkiledi. Mart ayından beri Türkiye'de bir pandemi hastalığı sürüp gidiyor. Burada esnaf grupları olarak gerçekten çok zor durumdayız. Burada sınıf ayrımı yapmadan, sınıflandırmadan genelleme olarak konuşursak bütün esnaf gruplarımız zordadır. Ama bu zor grupların içerisinde bir bölüm arkadaşlarımız var. Öğrenci servisi yapan S grubundaki arkadaşlarımız ciddi manada da zor durumdadırlar. Çünkü 7 aydan beri bu arkadaşlarımız çalışmamaktadırlar. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Yavuz, aylardır iş yapamayan esnaf gruplarına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Bu esnaf gruplarımızın en büyük problemlerinden bir tanesi korsan taşımacılık. Korsan taşımacılıkla alakalı bizi yöneten devlet kurumlarının gerekli hassasiyet göstererek korsan taşımacılığının engellenmesini biz talep ediyoruz. Önümüzdeki dönemle alakalı SSK primleri, Bağkur primleri, vergilerimiz var. Bankalardan bütün esnaf arkadaşlarımız borçlandılar. Bu ödemeler tamamı 10. ay, 11. ay ve 12. aylara ötelenmişti. Biz bu ötelenmenin daha ileri zamanlara uzatılmasını talep ediyoruz. Hatta SSK primleri, Bağkur primleri, vergilerin dondurulmasını talep ediyoruz. Bu gibi sorunlar devlet büyüklerimiz bizim seslerimize kulak verirlerse bu esnaflarımız da kendi üzerine düşen görevlerini yerine getirirler. Çünkü herkes arabasını yenilemişti pandemi öncesi. Borç altına girmişti. Dolayısıyla bu arabaların yenileme, borç altına girme de meslekte kendilerini geliştirme adına yapmışlardı. Dolayısıyla biz devletimizden esnafımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Öte yandan Altınordu Servisçiler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Selçuk Şensoy, vizite ve güzergah paralarının ertelenmesi için çağrıda bulundu. Biz de servisçiler olarak okullarımız açılmazsa vergi borçlarımızı, işte sigorta primlerimiz, vergi borçları, Ordu Büyükşehir Belediye'mizin vizite, ruhsat, güzergah paralarının ertelenmesini, okullar açılırsa tabii ki esnafımız güzergahlarını alacaklar. Açılmadığı takdirde onunla ilgili ertelenmesini istiyoruz. Altınordu ilçesinde bulunan bir sitede koronavirüse karşı her gün düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye'yi de etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle tedbirler arttırılarak alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmaya çalışan vatandaşlar ise kendi imkanları ile tedbirlerini alıyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte kamu kuruluşlarının dışında apartman ve sitelerde de dezenfektan işlemleri uygulanıyor. Altınordu ilçesinde bulunan 48 dairelik bir sitede pandeminin ilk gününden bu yana her gün düzenli olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Site görevlisi tarafından sabah saatlerinde başlayan temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında tüm dairelerin girişleri, koridorlar, çocuk oyun alanları ve ortak kullanım alanları temizlenerek dezenfekte ediliyor.
Tulum giyerek her alana dokunan görevli, her kullanımdan sonra asansörlerin tuşlarıyla tutamaklarını temizliyor. Site yöneticisi Mehmet Ünal, virüsün yayılmaya başladığı ilk günden bu yana uygulamanın devam ettiğini ifade ederek, site içerisinde sağlığa önem verdiklerini belirtti. Hemen hemen her gün, yani haftanın 7 günü bina görevlimizle beraber itinalı bir şekilde çalışıyoruz. Her gün yaklaşık dairemizde, binamızda 48 dairemiz var. 48 dairenin koridorları, kapı girişleri, ondan sonra daire girişleri, sığınaklar, spor salonları, bunları her gün dezenfektan, ilaçlamayla beraber ilaçlıyoruz. Burada insan sağlığına biz çok önem veriyoruz. Mehmet Ünal, Ordu'da bulunan diğer sitelerde de bu işlemin yapılması gerektiğini söyledi. Site olarak da burada biz diğer sitelerin de bunların yapmasını istiyoruz. Neden? Çünkü burada hepimiz bir çatı altında yaşıyoruz. Sağlık için yaşıyoruz. Çocuklarımız için yaşıyoruz. Bunları da biz düzenli bir şekilde yapıyoruz. Site sınırları içerisinde maskesiz dolaşılmıyor ve site her gün detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor. Çocuklarımızı kesinlikle maskesiz dışarı çıkarmıyoruz. Burada çünkü çocuklar bir toplu alanda oyun oynuyorlar. Oyun oynarken kesinlikle maskesiz dışarı çıkarmıyoruz. Bina görevlimiz de bina girişinde çocukları maskesiz gördüğü zaman kesinlikle uyarıyor. Evlerine gönderip veya sitemizin içerisinde maske takıp o şekilde oyun oynamalarına izin veriyor. Bunları biz zaman zaman WhatsApp gruplarında paylaşıyoruz. Site sakinlerinden Mustafa Tolga Demirer de site yönetiminin yapmış olduğu uygulamayı başka bir apartman veya sitede görmediğini belirtti. Yapılan çalışmalardan dolayı da site yönetimine teşekkür etti. Yani site yönetiminin yapmış olduğu uygulamalardan gayet memnunuz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye, günlük hijyene site yönetimi, site görevlisi çoğunlukla dikkat ediyorlar. Yani her gün dezenfekte işlemleri yapılıyor. Maskesiz site içinde kimsenin dolaşmasına müsaade edilmiyor. Efendime söyleyeyim. Yine koridorlar her gün dezenfekte ediliyor. Dediğim gibi sosyal mesafe kurallarına da uyuluyor. Yani ben duyduğum ve gördüğüm kadarıyla kurumda çalışıyorum zaten. Resmi kurumda çalışıyorum. Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir site bu denli bir uygulama söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplanoğlu bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı Kaplanoğlu, EBA üzerinden eğitim alamayacak öğrencilerin olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlıkları ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kaplanoğlu, öğrencilerin bir kısmının evinde internet veya televizyon olmamasından dolayı öğrencilerin EBA üzerinden eğitim alamayacağını söyledi. Yeni eğitim ve öğretim yılı pandemi koşullarında başlarken devlet okullarına giden öğrencilerden 3.017.718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 754.000 öğrencinin evinde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Çocuklarımızın eğitimi, sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız en temel alanlardan biridir. Eğitim, sıcak siyasetin konusu olamaz. Mehmet Kaplanoğlu salgında eğitim sürecine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrıyı hatırlattı ve önerileri okudu. Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli kaynak sağlanarak ivedi olarak 57.340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa, yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metrekareye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak için YÖK ile işbirliği yapılmalıdır. Üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde
açılmayacak olması seçeneğinden giderek fakültelerin özellikle derslik, amfi, konferans salonları gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin hizmetine tahsis edilmelidir. Bu ekranlardan sıklıkla paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Spinal musküler atrofi tip 1 ile mücadele eden 16 aylık Demir Ali'nin ailesi, çocuklarının yaşama tutunabilmesi için umut bağladıkları gen terapisi için hayırseverlerden uzanacak destek elini bekliyor. Üzüm karası gözleriyle hayata sımsıkı tutunmaya çalışıyor. O minik bedeniyle bütün bir mücadele veren süper kahraman adı Demir Ali. Henüz 16 aylık ve spinal musküler atrofi hastalığını yenebilmek için zamanı daralıyor. Ordu'da yaşayan İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin oğulları 16 aylık Demir Ali yaşamak istiyor. Tek istedikleri evlatlarının sağlığına kavuşması olan Bayraktar çifti de biricik oğullarıyla bu yaşam savaşını veriyor. Ailenin Demir Ali için tek umudu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan gen tedavisi. 2,4 milyon dolar gibi ağır bir maliyeti bulunan bu tedavi için Biop4 Demir Ali isimli sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında iş insanları, oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomeni dahil birçok kişinin de çağrısıyla bugüne kadar yaklaşık 405 bin euro toplanabildi. Vücudu kendi yükünü dahi tartamayan, yemek bile yerken zorlanan dünyalar tatlısı Demir Ali'nin yaşama tutunabilmesi ve gen tedavisine başlanabilmesi için şimdi sadece 7 ay gibi bir zaman kaldı. Demir Ali onu hayata bağlayacak desteği bekliyor. Tüm okullarda, lavabolardan, koridora, sınıflardan, yemekhaneye kadar öğrencilerin temas edebileceği her nokta titizlikle dezenfekte ediliyor. Türk Standartları Enstitüsü yeni tip koronavirüs salgınının ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanan okullara okulum temiz belgesi vermeye başladı. Bu kapsamda Ordu'da özel bir okul bu belgeyi alarak öğrencilerin hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlayacak. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sanayi Bakanlığı'nın oluşturduğu bir belgeydi. Biz de tüm okullarımızda vermeye başladık. Türk Standartları Enstitüsü yeni tip koronavirüs salgınının ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanan okullara okulun temiz belgesi vermeye başladı. Bu kapsamda Ordu'da özel bir okulda Genel Müdür Bumin Akgün, bugün TSE görevlisi Yasemin Öztürk'ten okulun temiz belgesi aldı. TSE yetkilisi Yasemin Öztürk, belgeyi almaya hak kazanan özel okula ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bize başvuru yaptılar, gelip incelemede bulunduk. Tüm her şey zaten hazırdı. Komiteye sunuldu hazırlıktan sonra tüm evraklar. Oradan da onay çıkınca bugün belgemizi verdik arkadaşlara. Kapının girişinden tutun çıkışa kadar tüm süreç izleniyor. Bunun içinde girişler, çıkışlar, yemek, tuvaletler, derslikler, konferans, yani okuldaki tüm imkanlar neyse hepsi inceleniyor. İşte fiziksel olarak bakıldığında dezenfektanlar yerinde var mı, ateş ölçülüyor mu, dersliklerde yerler belirlenmiş mi, her öğrenci kendi alanını biliyor mu, yemekhanede yine aynı şekilde birçok hijyen kuralları var. Hepsinin ayrı ayrı, dersliklerin ayrı, yemekhanenin ayrı, konferans salonu eğer aktifse oranın, her bir yerin ayrı ayrı hijyen kuralları var. Onlar yapılıyor mu, yapılmıyor mu bakıyoruz. Gerekli işaretlemeler, düzenlemeler yapılmış mı? Daha sonrasında bu yapılan, belirlenen hijyen kurallarını öğretmenlerimiz, öğrenciler, veliler, işte servis şoförleri, herkes bu konuda bilinçli mi? Bunlara bakıyoruz. Gerekli işlemlerden sonra belgeyi aldılar. Ben tebrik ediyorum isteklerinden dolayı, azimlerinden dolayı. Genel Müdür Bumin Akgün, öğrencilerinin sağlığının öncelikli amaçları olduğunu dile getirerek hijyenik ortam oluşturduklarını aktardı. Tabii bu çalışmayı TSE yetkilisi hanımefendiyle bizim arkadaşlarımız, özellikle Fehmi Bey ve diğer arkadaşlarımızın gayretiyle senenin başından itibaren titizlikle biz takip ettik, devam ettirdik ve sonuç itibariyle Türk Standartlar Enstitüsü'ne müracaat ettik. Buradaki önceliğimiz şuydu, öğrencilerimizin özellikle sağlığı bizim için önemli, velilerimizin sağlığı. Bu okul her akşam dezenfekte ediliyor cihazlarla.
Ve öğrencilerin dokunduğu her yer mutlaka ve mutlaka ekipler tarafından temizleniyor. Biz de çocuk sahibi olduğumuza göre bu evlatları da bize emanet eden velilerimize mutlaka bu ortamı sağlamamız gerekiyordu. Lavabolardan koridora, sınıflardan yemekhaneye kadar öğrencilerin temas edebileceği her nokta titizlikle dezenfekte ediliyor. Okulun temiz belgesi kapsamında veliler gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula gönderebilecek. Cumhurbaşkanlığınca devlet övünç madalyası ve beraati verilmesine karar verilen şehit yakınlarına ve gazilere Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler tarafından madalya takdim edildi. Cumhurbaşkanlığınca devlet övünç madalyası ve beraati verilmesine karar verilen şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası ve beraatları düzenlenen törenle tevcih edildi. Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törene Ordu Valisi Tuncay Sonel'in yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Gökhan İki Temur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törene katılan şehit yakınlarına ve gazilere övünç madalyası ve beraatı Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler tarafından takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, törene katılan şehit yakınlarına ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Bugün külliyede olduğu gibi şu saatte 81 ilimizde canlarını aziz vatanımıza, bu topraklara seve seve feda eden siz değerli şehit ailelerimizin yakınlarına, yine bedenlerini bu vatan uğruna feda eden kahraman gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecektir. Şehit yakınlarına ve gazilere sizler bizim başımızın tacısınız diyen Vali Tuncay Sonel, devletin kapılarının kendilerine her daim açık olduğunu hatırlattı. Biz burada ne anlatırsak anlatalım, şehitliği anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Fakat devletimiz sizlerin her daim yanında. Sizler bizim başımızın tacısınız her ortamda. Vali Sonel şehitlik mertebesinin yüce bir mertebe olduğunu belirtti. Biz bunu yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü, her anı size devletimizin kapısı, şefkati, güler yüzü, sıcaklığı her daim açık. Fazla söze gerek yok. Hakikaten bu gün vesilesiyle bu topraklara canını veren tüm ecdadımızı, şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Ve tekrar ediyoruz, sizler hepimizin başımızın tacısınız. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler temenni ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 56 yıldır perdelerini kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 2020-2021 tiyatro sezonuna Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Ergün Uğulu ve Murat Taşkent'in uyarladığı, yönetmenliğini ise Cemil Gündüz'ün yaptığı Gulyabane adlı oyunla damga vurmaya hazırlanıyor. 2020-2021 tiyatro sezonu hazırlıklarına devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın en sevilen ve sinemaya da uyarlanan Gulyabane adlı eserini sahneleyecek. Fantastik komedi türünde olan eser, yazarın diğer eserleri gibi batıl itikatlarla alay eden, güldürürken düşündüren toplumun batıl itikatları ve yanlış inanışlarına mizahi göndermelerde de bulunuyor. Yo, kendi soyundu. Aynı için şakırtı mı başta? Ay, gece odaya bir şeyler bastı. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ahu babayı gördün mü? Ahu babayı. Biz dur.
Deneyimli ekibiyle yeni sezona hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun yeni sezon Gulyabani adlı oyununda Cemil Gündüz, Rıfat Çol, Bülent Öztürk, Bülent Reisoğlu, Emrullah Yazıcı, Ömer Temiz, Yeliz Varol, Yeşim Usta, Gamze Saylan Gündüz, Nilsun Hanlı rol alacak. Işık tasarımını Zafer Bozdağ, Işık Kumandası'na İmdat Akyıldız, dekor tasarımını Murat Çavuş ve Cemal Arslan'ın yaptığı Gulyabani adlı oyuna Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da destek verecek. Yönetmen Cemil Gündüz 56 yıldır sahnelerini hiç kapatmadan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda tiyatro oynamayı özlediklerini belirtti. Süt Kardeşler filminden de tanıdığımız Gulyabani hikayesini, yani bir hortlak hikayesini işte anlatmaya çalışacağız. Biz buradayız, çalışıyoruz. Umarım sahnelerimiz hep açık kalır. Tüm dünyada, tüm Türkiye'de sahnelerimiz hep açık kalır. Biz de biraz sağlığımıza dikkat ederek, bu şeylere, kurallara uyarak oyunlarımızı izleyelim, provalarımızı yapalım. İnsanlara güzel gösteriler sunalım diyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Fatsa'nın Vizyon Caddesi olacak Ata Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları da tamamlandı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Ata Caddesi'nin sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım, yayalaştırma ve aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin nefes alacağı ana arterlerden biri olacağını söyledi. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa İmarlı Alanlar Şefi Murat Güneş ile birlikte Ata Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kibar, hizmetlerimizi Fatsa'mızın geleceğini göz önünde bulundurarak yapıyoruz şeklinde konuştu. Şehrimizin Vizyon Caddesi olarak tabir ettiğimiz Ata Caddemizde altyapı çalışmaları tamamlandı. Şimdi üst yapıda yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlanıyor. Daha sonra aydınlatma ve kaldırım çalışmaları ile yayalaştırma çalışmaları ile birlikte şehrimizin nefes alacağı ana arterlerden bir tanesi olacak. Büyükşehir Belediye'mizle koordineli yürüttüğümüz bu güzel çalışma daha önce pazar yerimizin kurulduğu caddeydi. Kapalı pazar yerimizin inşaatına da önümüzdeki hafta başlanılacak. Onun müjdesini de buradan hemşehrilerimize vermiş olalım. Bu caddenin hizmete geçmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm çalışanlara, tüm emek verenlere teşekkür ederiz. Bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla 92 mahallede çalışma yürüten Altınordu Belediyesi, ulaşım ağında bulunan tüm yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkili olan yağışların, olumsuz etkilendiği yolların ve mevcut yolların bakım onarımları gerçekleştiriliyor. Altınordu Belediyesi ekipleri şehrin ulaşım ağında bulunan yollarda konfor arttırıcı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde köklü bir altyapı değişikliği gerçekleştiren ve geçmişten gelen sıkıntıları bir bir çözen Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan yollara da büyük önem veriyor. Yapılan emekler kalıcı oluyor. Yani yıllar yılı insanların hizmetine sunulmak üzere güzel bir çalışma oluyor inşallah. Emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı Kayabaşı Mahallesi halkımız adına teşekkür ediyorum. Başkanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkili olan yağışların, olumsuz etkilediği yolların ve mevcut yolların bakım onarımlarını gerçekleştiriyor. Görükülmemiş bir sel oluştu. Yani çok büyük bir afet yaşadık ama Allah razı olsun devletimizden, belediyemizden, hepsi. Yani özverili bir çalışmalarından sahada hepsi geldiler. Olması gerekeni de yaptılar, yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Allah razı olsun. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uhdesinde gerçekleşen çalışmalarda reglaj, malzemeli yol bakım onarımı, heyelan temizleme, boru atma, parke tamiratı ve deforme yaşanan yollarda yama çalışması yürütülüyor. Başkan Bey'e teşekkür ederiz. Çok zamandır bekliyorduk bu çalışmayı, hele bu afattan dolayı. Yollarımız gerçekten çok kötüydü ama şu durumda Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani çalışmalarından da memnunuz.
Covid-19 pandemisinin Türkiye'de hissedildiği günden bu yana dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi ekipleri özel solüsyonlu sokak yıkamalarını 7/24 sürdürüyor. Altınordu Belediyesi Temizlik Timi koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu yana toplum sağlığının korunması amacıyla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, özel solüsyonlu sokak yıkamalarını 7/24 sürdürüyor. Belediye ekipleri özellikle toplu yerleşim alanları ve işlek caddelerde koronavirüs yayılımını azaltmak için çaba gösteriyor. Öte yandan belediye ekipleri vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmesi hususunda hem kendilerinin hem de toplum sağlığının korunması için uyarılarda bulunuyor. Evet arkadaşlar, şu an Çinliler Mahallesi 674'teyiz. Temizlik işleri müdürlüğümüzün yaptığı, uygulamaya koyduğu dezenfektan işlemleri yapılmakta şu an. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Peren ve müdürümüzde sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ordu genelinde 12 okulun spor salonlarında bakım ve onarımlar gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Ordu Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 12 spor okulunun bakım ve onarımına Ünye Tek Kiraz Ortaokulu'ndan başlanmıştı. Tek Kiraz Ortaokulu spor salonunda başlayan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okul spor salonlarının tadilatı yapılarak ders saati dışında gençlerin sportif amaçlı kullanmaları hedefleniyor. Ordu'da bu kapsamda belirlenen 12 okul spor salonunun bakım ve onarımını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından yapılıyor. Okul spor salonlarının tadilatı ile ilgili bilgi aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu ilinin genelinde 12 okulda spor salonlarının bakım ve onarımlarının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından yapıldığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde okul spor salonlarının tüm gençlerin, tüm sporcuların kullanımına açılması yönünde imzalanan protokol kapsamında Ordu Valiliğimizin himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu yıl 12 tane okul spor salonunun bakım onarımını yapıp gençlerin kullanması için karar kılmıştık. Bu kapsamda da ilk olarak Ünye ilçemiz Tek Kiraz Ortaokulu'nun spor salonu ve spor alanlarının tadilatıyla çalışmalarımız başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle atölye ekibimiz tarafından Tek Kiraz Ortaokulu'muzun spor salonu ve spor salon alanlarının bakım onarımı bitti. Genç, yapılan çalışmalarda emeğe geçen herkese teşekkür etti. Desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e ve emeği geçen herkese, özellikle atölye ekibimize teşekkür ederim. Yeni spor alanları gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle spor salonlarımızdaki bakım ve onarım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecektir. Kartal Belediyesi koronavirüs sürecinde minikleri unutmadı. 17-27 Eylül tarihleri arasında Kartal Masal Müzesi ve Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi bahçesinde çocuklara yönelik çok sayıda oyun ve gösterinin yer aldığı açık hava etkinliği düzenleniyor. Covid-19 salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi bu süreçte Kartallı minikleri de unutmadı. 17-27 Eylül tarihleri arasında Kartal Masal Müzesi ve Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi bahçesinde çocuklara yönelik çok sayıda oyun ve gösterinin yer aldığı açık hava etkinliği düzenleniyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde zamane meddahları, çocuk şarkıları, pantomim atölyesi,
Karagöz ve Hacivat Atölyesi başta olmak üzere çeşitli oyunların ve gösterilerin olduğu programlar sergilenecek. 5 lira vereceğim. Olmaz baba. Oğlum 5 lira vereceğim yahu. Olmaz baba. Etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, okulların açıldığı bu günlerde pandemi sürecinde sokak ve parklarda oyuna ve eğlenceye hasret kalan miniklerimizi 10 gün sürecek olan etkinliklerimizle biraz eğlendirmek ve zinde şekilde derslerini hazırlamak istiyoruz. Şimdiden çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum dedi. Oğlum 5 lira vereceğim diyorum. Olmaz baba. Annem seninle uğraşayım diye 10 lira verdi. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam TV52 ekranlarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.